Nihat Doğan ve Alişan'ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde baba olma heyecanı yaşayan Nihat Doğan, katıldığı magazin programında Alişan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bu saatten sonra beni arasa ne olur diyerek eski dostuna sitem eden Doğan, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine neden gitmediğini ve meslektaşı ile küslüklerinin sebebini anlattı. Ağustos 2022'de İranlı Arezu Doğan ile nikah masasına oturan, 13 Ocak'ta oğlu Badıkan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olma mutluluğu yaşayan Nihat Doğan, TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına konuk oldu. Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızı ilgili konuşan ünlü türkücü, konu Alişan'a gelince ise çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Mahsun'u yerdirmem, Özcan'ı yedirmem, Alişan'ı da eskiden yedirmezdim, diyen Doğan, Alişan'a büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evlatlarını da ona bağışlasın, Allah evliliğini daim etsin. Alişan'la hiçbir zaman dokumuz tam manasıyla uyuşmamıştı. Benim mesleki anlamda kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a, ne oldu, diye sormak lazım. Asker oldu, askerliğine gittim. Aramız kötüyken de bir ila iki kere gittim, Alişan bile şaşırdı. Askerlik anında birinin gelmesi çok büyük mutluluk, büyük moral motivasyon. Döndükten sonra yaptığı programa nişanına, düğününe gittim, çocuğu oldu gittim. Hep giden biz olduk, dedi. Bir dönem Alişan ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Nihat Doğan, ablam vefat etti, gelmedi. Aradı, konum atar mısın, dedi. Konum attık, herkes geldi Alişan gelmedi. O zaman çok kalbim kırılmıştı. Annem de sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi, dedi. Bazen aşırı tevazu ahmaktan nasihat almaya benziyor. Büyükler, bir şey yaparken üçlemeyin, der. Biz üçledik, dört dedik, on üçledik hatta. İki defa gittin, o sana gelmezse üçleme. İki defa aradın, o seni aramazsa üçleme. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin. Sanki ölüm hiç kapımıza gelmeyecekmiş gibi bir güç zehirlenmesi içine giriyor insanlar, ifadelerini kullandı. Alişan'ın kardeşinin cenazesine gitmediğini belirten Doğan, bu saatten sonra arasa ne olur, gönül ve kalp kırılmış. Keşke Allah kardeşi Selçuk'a uzun ömürler verseydi. O, Alişan'dan daha kıymetli bir çocuk. Daha insani, daha merhametliydi. Adeta yürüyen bir melekti. Dünyadaki en güzel şey iyi gelip, iyi gitmek dedi. Annesinin de Alişan'a çok kırgın olduğunu söyleyen ünlü türkücü, mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen o yalan. Ya bir kere de sen gel kardeşim. Bir de Yavuz hırsız ev sahibini bastırır, Nihat kardeşimin cenazesine neden gelmedi? Çok dua ettim hastalığında ama gidemem yani. O benim kardeşimin cenazesine gelmediği için ben de gidemedim. Annem de Alişan'a çok kırıldı. Allah kimseye kardeş acısı yaşatmasın. Tekrar tekrar Selçuk'a Rabbimden rahmet diliyorum. Alişan'a, değişti, demedim ama kırgınım, ifadelerini kullandı. Nihat Doğan, geçtiğimiz sene Eylül ayında apar topar İranlı hayranı Arezu ile gözlerden uzak bir düğünle nikah masasına oturdu. 8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Nihat Doğan, oğluna vereceği isim ile gündem oldu. Doğan, "Aşiretimizin adını alsın istedim. Bağdıkan koymayı düşündüm. Sonra annesi rüyasında Amin diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı Amin Bağdıkan olacak." dedi. Nihat Doğan, anlamı merak edilen Badıkan isminin manasını da şu sözler ile açıkladı, Farsça bed rüzgar demekmiş, Badıkan rüzgardan olan demek. Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Nihat Doğan, geçtiğimiz hafta baba oldu. Oğlu ve eşini paylaşarak müjdeli haberi duyuran Nihat Doğan, bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezu ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin, ifadelerini kullanmıştı. Oğluna verdiği isim çok konuşulan Nihat Doğan Bağdıkan ile pozunu Instagram hesabından paylaştı. Doğduğu gün oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü türkücü bu kez Bağdıkan'ın yüzünü gösterdi.